Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf Türkçe ders kitabı 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz okula dönüş. İlk sorumuzdan başlayalım. Okulda neler öğrendiniz? Okullar bir kişinin gerekli eğitimi alması ve gelecek hayatında ihtiyacı olan bütün bilgilerin alınması açısından büyük bir önem taşır. Okulda neler öğreniriz? Maddeler halinde açıklayalım. Gelecek için bilgiler öğreniriz. Kişisel bakımlarımızı öğreniriz. Büyüklerimiz ve küçüklerimize nasıl davranacağımızı öğreniriz. Yardımlaşma ve dayanışmayı öğreniriz. Arkadaşlık ilişkilerini öğreniriz. Dinimizin gereklerini öğreniriz. Bu gibi birçok konuyla ilgili bilgiler verilerek hayata kaliteli ve kendine güvenen bireyler olarak yetiştiriliriz. Tatilde neler yaptığınızı anlatınız. Tatilde tatil yaptık, ailemizle zaman geçirdik, köye gittik, derslerimize çalıştık, arkadaşlarımızla oyunlar oynadık, tablette oyunlar oynadık, televizyon izledik, gelecek sınavlarımız için hazırlandık ve kitaplar okuduk. Kelimelerin anlamlarını tahmin ederek boş bırakılan yerlere yazınız. Bahçe, sebze, meyve, çiçek veya ağaç yetiştirilen yer. Dut. Dutgillerden Kuzey Yarımküre'nin genellikle ılıman bölgelerinde yetişen, yapraklarıyla ipek böceği beslenen ağaç. Haylaz, hoşa gitmeyen davranışlarda bulunan hayta. Soruları şiire göre cevaplayınız. Şiirin ilk dörtlüğüne göre çocuklar yaz tatilinde neler yapmıştır? Yaz boyunca gezdikleri, eğlendikleri, koştukları, vişne, dut, kiraz topladıkları ve yediklerinden söz etmektedir. Şiire göre yaz tatili ne kadar olmalıdır? 3 ay olmalıdır. Okula hangi mevsimde döneriz? Okula sonbahar mevsiminde döneriz. Şiire göre yaz mevsimi çocuğa ne ifade etmektedir? Saf hava, uykusu, oyun ifade etmektedir. Şiirin ana duygusunun nasıl belirlendiğini inceleyiniz. Şiirin konusunu yazınız. Şiirin konusu yaz tatilinde çocukların neler yaptığı konu alınmaktadır. Şiire uygun iki başlık bulunuz. Yaz tatili, tatilde neler yaptın gibi başlıklar eklenebilir. Okuldaki ilk gününüzü anlatınız. Okulun tekrar açılacağı için çok mutluydum. Çünkü uzun zamandır özlediğim arkadaşlarımla ve öğretmenlerimle kavuştum. Burada okulumda arkadaşlarımla ve öğretmenlerimle bolca sohbetler ettik. Ve derslerime gerekli olarak araç ve gelişler hakkında öğretmenimden bilgiler aldım. Duyguların coşkulu bir dille anlatıldığı dizeler halinde yazılan metin türüne şiir denir. Şiiri okuyarak verilen bilgileri inceleyiniz. Macera, başlık macera. Küçüktüm, küçücüktüm, oltayı attım denize. Bir üşüşü verdi balıklar, denizi gördüm. Bir uçurtma yaptım, telli duvaklı, kuyruğu ebem kuşağı renginde. Bir salıverdim gökyüzüne, gökyüzünü gördüm. Evet, bu dörtlük kıta. Şiirin dört dizeden oluşan bölümüne kıta denir. İlk dörtlüğü, her dörtlüğü yani. Şiirin her bir satırına da dize denir. Küçüktüm, küçücüktüm mesela, o dize. Macera da başlığı şiirin. Şiiri yazan kişi de Orhan Veli Kanık. Bu da şiirin şairidir. Okul sevgisi konulu iki kıtalık bir şiir yazınız. İkinci evimdir benim, çoktur orada sevenim, orada canım öğretmenim, seviyorum okulumu. Bıkmak usanmak yoktur bende, okuyacağım tüm ömrümde, çalışacağım öz yurdumda, seviyorum okulumu. Evet, konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.